mezarıma kapanıp ağlaman yarim yarim diye ağlaman. Beyaz Şahin. Bakır'ın petrolden ana yola çıktı. Adamımız onda. Alın hemen. Sen şu silahı bıraksan da biraz konuşsak ha? Konuşmasak olmaz mı? Miro. He. Bu konuda bir teorin var. Ne teorisi ya var? Gaz bu gaz. Parçaları tutuşuyor ama kendi kendini gaza getir işte ha. Seni yaramaz uzman seni. Çekirge kaç kere zıplar örgekmediler mi sana hiç? He? Bıçak lan bu herif. Sabrım taşıyor ama. Ahan'la jandarma geldi. Çekil, çekil, çekil! Bas geri, bas geri! Gözümü kırpmadan gebertiniz. Durun! Sakın ateş etmeyin. Ya bıraksana beni. Benim ne alakam var? Kes lan sesini! Ne yapacağını sanıyorsun sen ha? Komutanım, önce hangisini indireyim? Kulakçıyı ben indireceğim ha. Ayar oluyorum oğlum herife, uyuz oluyorum yani. Önüne bak. Ya bıraksana beni, silah onların elinde. Sus lan! Adamı bırak. Onun bu işle alakası yok. Hadi lan! Bas geri! Sana bırak dedim! Manyak! Eğer bir adım daha atarsan kafasını sıkarım. Allah kahretsin! Sinan yat! Sinan!
Sinan, iyi misin? İyiyim. Yok bir şey. Yol açmamız lazım. Şu hurdayı çekeyim, hemen geliyorum. Sinan! Adamları tamamdır bizde ha. Kıymetli sivilim bende. Şu anda dağ yolunda. Ama biliyorsun ki sen dağda yoksun. Kaçamamışlar ya. Tüh be. Hiç merak etme. Onu ben yargılayacağım. Ama senin cezan çoktan kesildi bile. Ben senin cezana da, yargına da, mahkemene de... Manyak herif. Mahvettin ayağımı. Bu adam benim umurumda mı sanıyorsun ha? Necla. Hadi vur o zaman. Vur o zaman lan! Necla. Tanışıyorsunuz. Hem de çok iyi. Lan delirdin mi? Delirdin mi Necla? Ne yaptın sen? Adamlara söyle. Silahları atsınlar. Sen de. Kimse silahlarını indirmeyecek. Hiç kimse. Muharrem. Emret komutanım. Bana bir şey olursa komuta sende. Emredersin komutanım. Ya bu zavallı esnafın ölümüne de sebep olacaksın ha uzman. Yazıktır ya. Herkes in beyler. Sıkıntı yok komutanım. Siz nerede kaldınız abi? Trenle mi geldiniz? Ya tren müren yetiştik ya sen ona bak. Kaç kişi kaldı? 3-4. Yenileri gelebilir. Buradan hemen gidelim. Gidelim beyler. Bu arada beni yaktınız. Ha? İş yerimi de mahvettiniz. Deli misin sen be? Sen git bunu psikopat sevgilini anlat. Ben onu tanımam. Dava edeceğim seni. Bana mı balkona lan? Yok tanımazmış da, yok bağlantısı yokmuş da.
Sen git bunları masal dinlemek isteyenlere anlat. Kapat! Hadi Osman. Hadi kirişi kırak hadi. Yolumuzu kesen araçtan kurtuluyorduk aslında komutanım. Ama minibüsten de ateş açılınca... Tamam Murat, tamam. Sen elinden geleni yapmışsın, üzülme. O değil aslında, ateşçiler ne yaptı ya? Çok kötü yakalanmışlar, başlamış. Komutanım, Osman Kanat. Ha. Osman iyi misiniz? Komutanım, biz iyiyiz ama... Sinan ve Murat. Tamam, Murat burada. Sinan'ı almışlar maalesef. Biliyorum komutanım. Biz şimdi karakola intikal ediyoruz. Tamam, dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Sinan ulaşamadı. Vah ki ne bak. İndi iş büyüdü Osman Bey. Hemşerim, kusura bakmayın da bu bir servis arabası. Yani bunlar okul çocuğu. Ha? Biz sizi şurada indirsek de... Ben çocukları sağ salim evlerine bıraksam. Dayı, şuradan biraz uzaklaşalım, ineceğiz işte be. Hayır, ben yalnız olsam mesele değil de. Şimdi hepsi bize emanet, biliyor musun? Kafanı yorma sen, kafanı yorma sen. Onlar vazife şuuruna haiz. Bildiğin ehli mükellef, büyük insanlar, halk. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Bak gördün mü? Evet. Kazık kadar elif bunlar. Senin askerliğe ne kadar verler? He? Ya askerlik diyorum be kardeşim. Kaç yıl kaldı diyorum. Dokuz. Dokuz yıl var. Aferin. Bu da demek oluyor ki... sekiz yaşındasın. Oha! Yuh yani. Bir matematik bu kadar katledilir abi ya. Manitan var mı lan? He? Ne? Ya manitan diyorum bu oğlum. Kız yok mu sınıfta? Sen ne kadar gevşek adam çıktın ya. Sınıfta kız yok mu oğlum? Var. Fatih, uğraşmasana oğlum çocuklar. Ya niye onbaşım ya? Şu kabiliyetsiz adama iki satır hayat dersi veriyorum. Baksana sınıfta kız varmış ama bu inek şimdiden şeye çıkmış. Çırağa. Zaten ben çocukları da fazla sevmem ha. Yani böyle bücürük, böyle apır sapır bir şeysin sen ya. Fatih! Emret komutanım. Sus! Emredersin komutanım. Oğlum bak gülme, benim seni azaltın. Azır işittim komutanla senin yüzünden. Çirkin. Namast etme. Eşofman rahat mı abi? Başka bir şey bakalım mı? He? Yani pijama bakalım mı abi? Eşofman rahat mı dedim? Ne diyorsun Seyfi ya? Ne pijaması, ne eşofmanı? Şuradan bir bardak su ver bana. Tamam abi. Ne gündü ya Seyfi ya? Ne gündü kardeşim ya? Evet abi ya. Aslında senin bu tür durumlara karşı alışık olman lazım abi. Ama yani bu defa seni biraz sarsılmış gördüm. Ne yalan söyleyeyim.
Yani aslında abi endişe edecek bir şey yok. Doktor da söyledi abi. Yani bir de bu yaştan sonra ne yapacaksın abi ayak parmağını? Seyfi. Kız bana ateş etti. Bana. Ya abi o da yani iş icabı ateş etti abi yani. Yoksa Necla yenge seni sever abi. Necla böyledir işte. Böyle. Çeker silahı. Tak diye vurur. Vay be. Vay. Uzman silahı bırakmasaydı ki bırakmadı. Gerçekten Bakır'ı vuracak mıydı Necla? Sence? Yani tarihsel diyalektik içerisinde aşk ve görev, aşk ve iktidar, aşk ve toplum şeyleri çok şey edilmiştir yani ha. Bak yani Napolyon Elba Adası'nda Fransa'yı mı düşünüldü, Joseph'ini mi düşünüldü? He? Vladimir İliç Lenin. İsviçre'de pansiyoner hatunla neler kaynattı? Hangi fındıkları kırdı? Bunları bilmiyoruz. Hatta Türk şövenizminin kof erkeksilliğinin en büyük miti olan Baltacı ve Katerina Sorunsalı, ki sen de çok iyi bilirsin, popüler tarih yazımının en çetin şeysini oluşturuyor. Ve ayrıca... Miro. He. Artık yemeğimi yiyebilir miyim? Yet abi canım. O yüzden yani önderliğin kadın sorunsalına eğilmesi, ki çok eğilmiştir. Hakikaten çok eğilmiştir. Bizzat eğilmiştir. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Kadın çelişkisinin geri kalmışlık sosyolojisine etkilerini bir sentez halinde ortaya koyarken aşkın da patolojik ve toplumsal çözümlemelerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Diğer taraftan tarihsel aktörlerin hiçbiri ama hiçbiri bak burası çok önemlidir ha. Seksles değildir. Stalin'i ele alalım Necla komutan. Çelik gibi adamdı bu yani. Şimdi düşünebiliyor musun bu adamın kadına karşı çelişkisini? Aşka karşı almış olduğu tutumu? İdeolojik ödülsüzlüğünden bağımsız düşünebilir misin? He? Hayır. Bu bakımdan... Durum nasıl? Yemeğini verdik Heval. İyidir. Güzel. Canlı tutun ha. Anlaşıldı. Anlaşıldı Heval. Gidebilirsin. Ben Bakır'ın tarihi Napolyon'un atık kadar bile etkilediğini düşünmüyorum. Yani gerçekten vururdun öyle mi? Ya sen bak Necla komutan. Yani burada gerçekten bu tutumunu, bu davranışını yani ben gerçekten çok beğeniyorum ha. Yani bravo Necla komutan. Biraz daha tavuk yesene ya. Gel gel. Ya çekinme ye ha işte ha. Peki Hüsamettin baba ne dedi? Vallahi Hüsamettin baba bu işle ilgileniyor ya ben zaten ona şaşırdım bir. Köpürmedi yani ha. Abi bize niye köpürsün zaten? Yani biz çocuğu götürdük otobüse kadar bıraktık. Ama çocuk böyle bir delilik yaptı işte. Vallahi Hüsamettin baba bu çocuğu alacağız diyor. Enteresan. Aslında baba düşen kalksın. Benim askerimi bulaştırmayın havasındadır ya komutanım. İşte ben de ona şaşırdım Halis. Dosyası şu an önümde duruyor dedi. Vardır bir hikmeti, vardır. Hikmeti şu. Kerkeklü. İkiz kardeşlerden bir tanesi burada şehit oldu. Diğer hayatta kalanı kapıp tabancayı ta buraya kadar gelip intikam almak istiyor. Sinan ailenin tek evladı. Bu nereden bakarsan bak berbat bir şey. Şimdi komutan yaşayan tek evladı aileye geri vermek istiyor. Ama bu sefer
iş o kadar kolay olmayacak. Ethem. Ethem. Hı? Ethem kalkar mısın? Ne var aşkım, ne var, ne oldu ya? Ne? Ethem bir kalk diyorum. Ne oldu baba, ama bir şey mi oldu, ne oldu? O küçük dilal tatlı var ya, yeter, yuvarlak olanlarda onları vermemiz lazım. Kalk 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 kalk. Kalk abi. Ay Ethem bir dur. Of bir dinle. Sen mutfakta sucuğu açık mı bıraktın? Sucuk? Evet sucuk. Hani şu yarım kangal sucuk vardı ya, onun ağzını açık mı bıraktın? Çok kokuyor Ethem. Sucuk ha? Ay evet Ethem, sucuk diyorum. Bin defa mı söyleyeceğim? Of çok kötü diyorum. Ya saat 7:15 geçiyor aşkım ya. Sabah sabah yangın varmış gibi bağırıyorsun bir de sucuk 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 diye ya. Sabah ya, sabah sabah ya. Ethem, bu sucuk çok fena kokuyor. Benim midem çok kötü. Git bak şuna, ne olur öleceğim şimdi lütfen. Benim karım hamile olmuş. Burnuna kokular da şorul ağız soruyormuş. Bu oğlum gelsin, ben biliyorum anasını, bir hesaba çekeceğim. Ben şimdi gidiyorum, o sucuğu aynen imha ediyorum. Paket program yani. Dur bakayım. Ne? Ne? Sen en son ne zaman duş aldın Ethem? Ne? En son diyorum, ne zaman yıkandın? Hayda, Attila mayda. Hayatımda bu kadar aşağılanmadım. Bu neymiş ya? Ama kişisel bir şey değil biliyorsun. Çok kokuyor Ethem. Ne yapayım? Vallahi ben gidiyorum. Şu an o sıcırı yıkanıyorum. Aman yatıyor, aman yiyorum. Vallahi doğradın iyiydi ya. Vallahi doğradın iyiydi yani ha. Mis gibi adam. Cengiz. Halis Uzman nerede? O arka tarafta komutanım. Arabanın yanında. Allah Allah. Ne yapıyor oğlum orada? Oturmuş bakıyor komutanım. Nereye? Yani bir yere bakmıyor da işte öyle bakıyor komutanım. Abi hepiniz sıyırdınız ya. Hepiniz sıyırdınız ya. Çay getirdim sana Devre. İçmeyeceğim. Sağ ol. Peki. Ben de içmeyeyim. Kağıt mendil falan vereyim mi, ister misin? Yok. Öyle. Duygulandım da birden. Çok hayallerim vardı bu arabayla ilgili. Ön tarafını full peluş kaplatacaktım. Siyah beyaz. Ya da leopar desenli. Peluş mu abi? Peluş.
bir kız durumu falan olduğu zaman ben böyle arabayı kullanırken kız da torpida döküp perişan okulup şey diyecekti. Ne diyecekti Halis? Ne kadar yumuşak. Ne kadar yumuşmuş. Ne kadar şey diyecekti. Kime diyecekti Devrem? Sana mı? Peluş'a. Ses sistemi yapacaktım. 1000 watt. Bagaja subwoofer düşecektim bir tane. Önlere de 200 ünitesi. Ama olmadı. Nasip değilmiş. Ah kardeşim ah. Ne demişler abi? Cana geleceğine mala gelsin. Bak mala geldi. Ordu bana madalya verir mi dersin Osman? Niçin abi? Terörle mücadelede arabamla verdiğim katkılardan ötürü üstün başarı belgesi falan olmaz mı? Yani şimdi... Yani evet ama böyle bir şey için yani nasıl desem fazla umutlanmamak lazım tabii ama işte. Öyleyse ne demeye ha, benim arabamı kaçıyorsun arkadaş sen. Sen benim arabamdan ne istiyorsun abi? Halis ama karakoldayız abi saçmalama. Bir daha. Benim arabama elini bile sürmeyeceksin. Sen ne zaman Halis'te sen tak benim arabanın başına bir şeyler geliyor. Yeter artık. Halis saçmalama. Lan. Bak benim arabamdan uzak dur. Anladın mı? Unut benim arabamı. Ve bir daha sakın. Komutanım telefon size. Kamil. Oğlum, Halis uzmanım buradan geçerse onu lepo tut, tamam mı? Nasıl yani komutanım? Ya ne bileyim, konuş işte, lepo tut yani. Ya ben Halis uzmanla ne konuşacağım komutanım? Felişlerden bahset. İyi, iyi. Keyfi yerinde. İyi. Felüş mü dedi lan o? Ha. Felüş ne lan? Demek ki. Ey ey keyfi yerinde ey. Alo. Osman ben Hüsniye. Hüsniye? Affedersin rahatsız etmek istemezdim ama. Yok estağfurullah estağfurullah buyur buyur. Sana bunu söylemek zorundaydım. Osman bak yazdığın mektuplar. Bak çok çirkin şeyler bunlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mektup mu yazmışım ben sana? Osman lütfen bir daha olmasın, tamam mı? Bak, Fatma teyzeyi severim. İbrahim amcayı da. Tabii senin de duygularına saygı duyuyorum ama... Bunu ifade etme biçimin gerçekten... Beni hayal kırıklığına uğrattı. Lütfen bir daha olmasın. Hüsniye, bak dinle beni ama lütfen. Bak şimdi. Ya komutanım az önce Halis Uzman komutanımla ne kadar güzel atıştınız öyle ya. Maşallah maşallah ya. Hakikaten komutanım ya.
Sizin bu pozitif tavrınız bizim de avramızı değiştiriyor. Biz de pozitif oluyoruz. Ya bu Periş mevzusu ne komutanım? Hakikaten Allah iyiliğinizi versin ya. Hanginiz yazdı lan mektubu? Ben söylemiştim. Mektup mu komutanım? Hayırdır yine mektup mu gelmiş? Bir mektup mevzusudur uzadı işleydi Ömer. Ne kadar garip. Olacağı buydu işte. Yandık hem oğlum. Yandık ki ne yandık? Poyraz. Şu karşı tepenin en üstündeki kaya çıkıntısını görüyor musunuz? Ahanda kayayı monte edecek bize. Görüyoruz komutan. Oraya gidilecek. Tam teçhizat. Battaniye, uyku tulumu, silahlar, mühimmat, her şey. Ama hani pozitive? Bana 20 dakika sonra oradan tekmil vereceksiniz. Ama komutanım 20 dakika... Ve tekmil verdiğinizde ben her şeyi buradan net bir şekilde duymalıyım. Her şey açık seçik olmalı. Aynı bir mektupta olduğu gibi. Hadi. Hadi lan! İbrahim, her gün gide gele acık yoruluyorum ben gari. Ay dizlerimde hal kalmadı bugün, tansiyonum ne çıktı ne. Geç otur, geç otur. Başım da dönüyor. Ya seni buralara kadar da yoru veriyoruz böyle ya. Sen ne pişiri verdin? Osman gene aramadı İbrahim, gene aramadı. Eline sağlık, eline sağlık. İyi. Aman kocanım, işi gücü vardı, aramadıysa biz ararız onu akşam cökeriz telefonun başına. Ne dert ediyorsun sen? Oo! Ya koca baba, her seferinde böyle valiyle garnizon komutanı gelmiş gibi ne bağırıyorsun ya? Ya kocana, bir de bana çocuk yapmayın diyorsun. Ben bu adam yüzünden kısır olacaksın, kısır. Ya benim bu ödümü koparıyor her seferinde ya. Ya boş boş konuşmuyorum be. Müşteri, müşteri. Müşteri velinimi, değil mi? Karı velilerin veli. Aman Hüsniye. Hayırlı işler. Hoş geldin Hüsniye'm, hoş geldin güzel kızım benim, hoş geldin. Nasılsın Fatma teyzen? İyiyim diyem kızım, iyi olam. Ne olacak bizim yaşımıza? Bir gün iyi, bir gün kötü gari. Hamdolsun. İbrahim amca, siz de rahatsız mısınız? Geçmiş olsun ya. Aman onun bir şey yok. Onun şeyini belge ay omzunu belge ısırdı. Ve sübhanallah, ve sübhanallah. Buyur kızım, sen ne isteymişsiniz? Ha, buradakiler alınacaktı. Hayır, ben bakayım, ben bakayım. Hüsniye, nasılsın bakalım? Osman'a mektup yazıverdin mi yine? Ha? Fatma teyzem, ben de aslında seninle bunu konuşacaktım. Konuş kızım, konuş yavrum. Sen konuşmayacaksın da kim konuşacak, konuş. Fatma teyzem, bence Osman'ın yaptığı çok çirkin. Ne diyorsun sen? Ha? Benim koç gibi onu nasıl çirkin olamış bakayım? Hah, sonunda şunu söyleyen biri çıktı ya, oh be. Yok teyzem, ben Osman'a çirkin demedim. Yani... Ne diyorsun sen ha? Ne diyorsun sen? Yok, yani mektup yazması filan. Yani çok çirkin şeyler bunlar. Yani ben size saygımdan şey etmiyorum. Saygıdan şey etmiyormuş.
Osman sana mektup yazdıysa incilen dökündü senin. Ha? Ne varmış mektup yazmasında? Serbülent, ihsar pazarı veriyor. Hayırlısıyla dur bakalım ne oluyor Necik. Yok teyzem. Sen benim aslan gibi olma. Nasıl çirkin dersin bakayım ha? Öküz övendirsin, gılıklı kır seni. Seni çalı süpürgesi gılıklı kız seni. Seni sırık gılıklı seni. Hayır ben teyzem. Beni bak. Benim oğluma kızını sırtına getirip de indirenler var da ben istemiyorum. Anladın mı sen? Ya Fatma ben sen şey de veriyorsun şimdi. Şey de. Ben oğluma o televizyona çıkan Şela var ya. Neydi lan onların adı? Manken kocana. Ha, o mankenlerden bile alırım. Sen ne sanıyorsun kendini ha? Sana mektup yazmışsa ne olmuş? Teyzem ben ne demek istediğimi anlatamadım. Neyse sen nasıl istiyorsan öyle anla. Nasıl isteysem öyle anlayacağım. Şuna bak hele. Seni kes sene başası kılıklı kız seni. Bir dirhem etten yoksun kız seni. Kız rüzgar çıksa ayağında ok olmadığı için uçağa gidersin sen be. Seni hamamda görseler ne bu gaga derler. Utanmıyor değil mi sen benim oğluma çirkin demeye? Ha? Tövbe yarabbim tövbe. Yine sinirim tepeme çıktı. Ya Fatma sen de şey ediveriyorsun şimdi ama ya. Sen karışma İbrahim, sen karışma bu işe gari. Hayır, malzemeleri almadan şey ediveriyorsun. Sen doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bizim Süray'da çikin var mı? Ha? Çikin var mı bizim Süray'da? Hele bir de Osman'a çikin de veriyor. Bak, bak, bak. Osman, onlar ne yapıyor ula orada? Vallahi komutanım, biz ne zamandır spor yapmıyoruz dediler. Böyle hamladık falan. Benden izin istediler, ben de verdim. Şimdi öyle kontrol amaçlı bakıyorum. İzin istediler, sen de verdin ha? Vallahi sorumlulukları çok yüksek, fedakar arkadaşlar. Yoksa kim böyle tam teçhizat dağın tepesine doğru koşalım da bu kadar yorulalım falan kim der komutanım? Eyvallah. Kim der dağın başında? Çağır ulan ne yaptıracaksan burada yaptır uçaklara. Biri değil, beşi değil. Hepsi manyak bunların ya. Mektup işi fikri kimindi abi? Mahmut, senin dedi mi dede? Ne alakası var ya? Ya bunun yüzünden tabii. Zaten emmoğlu, dikkat et. Bu herif ne zaman böyle şazimen inesi gibi konuşsa bir kabahat işlemiştir. Oradan anla sen yani. Hakikaten bunun yüzünden ya. Oğlum bir durun, adam bakıyor ya. İki kişi itiraf edebilirdi beyler. Yırtabilirdik. Lan. Gruptaki tek suçsuz adam benim. İnanabiliyor musun? Alavere dalavere geliyor yine Fatih buluyor arkadaş ya. Oturma! Bas! Bas! Tombalı! Aklımı aldın deli! Mayına oturdun sandım. Öyle söylenir mi? Aklımı aldın! Yani otur dedim mi? Gördün mü mayını asker? Gördüm. Nasıl görünüyor Kılıfat amca? Ne nasıl görünüyor? Kim görünüyor? Ya nasıl kokuyor kokuyor ya. Benim de sorduğum insana bak hala. La tüken itriyat deposu gibi kokuyor. Neydi siz orada? Ya ben de diyeyim oğlum ya. Ya tütün kolonyası gül suyu varken Nuh diye peygamber demi ya. Ya Kalafat amca, kuşak çatışması denen bir şey var da sanki kuşak katliamı ya. 2011'deyiz. Tütün kolonyası mı kaldı artık? Kaç para bunun şişesi tembe? Bu yok zamanımızda. Arkadaş kokuyorsun diyor, kokuyorsun anlıyor musun? Kokuyorsun diyor.
Şimdi. Yeter diyor. Yimleyecek yeter. Ya ne oluyor? Ya yeter hanım buna kokuyu senden. Tövbe sana. La Galafat. Git bana kahve söyle hadi. Der hanım. Sen de o şişeler kaldır orada. Yeter ya. La Ethem. Ha baba. La sen ebile mi olacaktın? Nasıl baba? Kız bir şey diyecek diye ödüm kokuyla. Baba ne alakası? Sen de bize iyice kılıp baba iki parfüm şey yaptık diye yani hayır. La iyidir, iyidir, iyidir. Eyvallah, eyvallah. İlaçlarla katkılara dikkat edin yalnız. Doz aşımı olursa sertifikada sıkıntı olur, tamam mı? Tamam Esma Hanım. Yani fazla vermeyin diyorsun. Aynen öyle. Yazılı miktarlar. Ne eksik ne fazla. Tamam Esma Hanım. Ben sizi hemen bırakayım. Yalnız şurada iki tane bidonum var. Onları yükleyeceğim. Ondan sonra hemen gideriz. Tamam, ben de ayakkabılarımı yıkayayım. Tamam. Oğlum, in arabadan aşağı. İn aşağı. Oynama arabayla. Kapıyı aç. Bismillah. Senin elinden her şey neye bu kadar tatlı oluyor ana? Ha? Afiyet olsun balam. Bakmayacaksan. Bakmak ne keyim ana. Ben özüm onu yiyorum, yiyorum. Hmm. Çalır Süleyman. Ayva çok olanda kış çetin olar derler. Doğru mu ana? Telefon çalır oğlum, telefon. Allah Allah, bu telefonun nidası katiyen mene erişmiyor. Neden acaba? Eğer Osmansa açmayalım, oturalım, ayvamızı yiyelim daha manidar olur. Allah'tan o değil. Alo. He. Ben de isyan. Nedir bana? Yapma ya. Hemen geliyorum. Hemen. Kalkana gidiyoruz. Ne oluyor Süleyman? Esma ana kaza geçirmiş. Ya tamam ana tamam, iyi dediler. İnşallah öyledir. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Esma. Esma. Nasılsın balam? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Telaş etmeyin. İyiyim ben. Neneciğim merak etmeyin. Çok şükür emme, çok korkmuşum. Kim yaptı Esma?
Hemen bana söyleyesin ki gidip bu herifin irsaliyeli faturasını keseyim. Dayıcığım kazaydı gerçekten. Adam da çok mahcup zaten. Çocuk oynarken araba hareket edivermiş işte, ne yapalım? Allah beterinden saklasın kızım. Doğurdun bak veledine. Veledin ne işi var tomofille? Dayıcığım, ben gerçekten iyiyim. Yarabbi şükür. Var mı kırık bir şey? Ha? Yok yok dayıcığım, iyiyim vallahi. Hastane yemeği de lafa kimin olup'tu? Vallahi yenmez, katiyen yenmez. Bence o kadar kötü değil dayı ya. Süleyman. Gidip acep kebap mı alsam? Balam. Abukanmış olar. Haşhaş kebabı olar. Ciğer çöp olar. Bu arasına da böyle var ya, lavaşın arasına böyle soğanı koyacaksın. Süleyman demişim. Ya niye kızdın ana? Kurbanın olan beğenmedin. Osman'a haber vermeyeceksin. Neden Osman'a haber veriyoruz ana? Hı? Osman buranın umum zaptiye nazırı mı? Hı? Ayıptır bala. Sonra başkasından duymasın. Peki ana, peki. Haydi eyvallah. Ben giderim. Ben Irak'a geri dönerim. Bundan kelli artık sen de Osman'a oğlum dersin. Bu mu istediğin ana, ha? Bu mu? Bak şimdi. Osman'ı kıskanmanın zamanıdır Süleyman. Eşk olsun sana. Ya ben onun nesini kıskanacağım ana ya? Ben asıl şu kör talihime kızmaktayım ki muttasıl akan hayat nehrinin her kulacında Osman bir kütük kimin sürekli karşıma çıkıyor ana. Neden ana, neden? Niçin? Niçin? Kaldı ki aile mahremiyetimiz ve harimi hizmetimiz için ben şahsen Osman'ı tasvip etmiyorum ana. Bu böyle biline. Esma, iyi misin ya? Ne oldu böyle? İyiyim ben, bir şeyim yok, merak etme. Nereden haber aldınız Osman Bek? Esma aradı. Allah Allah. Hastane yemeği yersin. Hayatta inan. Yersin, yersin, gel. Afiyet olsun Osman Bek, hadi bakalım. Maşallah, ye, ye. Sağlık, sağ olasın. Afiyet olsun. Ya bu kahve de gece beni uyutmuyor mu? İyi oluveriyor, iyi oluyor. İbrahim Bey, çok mu sert şey oldu? Ha? Yo şeker iyi, iyi, gayet iyi. Biraz zaten sert olmadı, sert. Sıska dedim, sırık dedim. Kime dedi, ne dedi? İbrahim sen beni dinlemiyorsun mu? Ya sen kahve çekmedin. Ben sana Hüsniye'yi diyorum. Ha Hüsniye. Ha. Hangisi Hüsniye? Olmadı İbrahim, olmadı. Yapamadın. Halbuki çok havas ettiydim ha. Osmanlı Hüsniye'yi buraya getirdim de pek havas ettim. Olmadı. Yapamadım değil mi İbrahim? Ya gönüllüce bakma bu. Öyle zor olmuyor ki, değil mi? Ne edeceksin yani? Nasıl olmuyor? Ya şimdi bak, böyle gönül işi zorla olmaz. Aynı bu kelebeğin çiçeğe konması gibi bir şey, değil mi?
Sen git diyorsun kelebeği, o çiçeğe kon. Gidiyor, o kelebek de başka çiçeğe konu veriyor. Bak. Beni bak İbrahim. Değil. Sen yine böyle çiçekti, böcekti, kelebekti. Sen ne demek istiyorsun ha? Adliye Selma'dan mı konuşuyorsun? Ya şimdi bak nereden çıkarıveriyorsun Allah'ını seversen ya? Ne alakası var Adliye Selma'la şimdi ya? Ben şimdi gidip Adliye Selma'ya mı kondum? Ya gidip Adliye Selma'ya mı konayım? Bırak Allah'ını seversen ya. Aramadı da. Değil mi ya? Değil mi ya? Bak ya kavga edeceğinizi şimdi konuşsaydınız. O seni arayıverseydi, sen onu arayıverseydin. O sana bir şey getiriverseydi, sen ona kaburga götürüverseydin. Uzun uzun kış gecelerini böyle şey verseydik. Ne kavurgası, ne biçiz adam, ne diyorsun sen? Sen Selma aramadı demedin mi? Ben Selma için deyiveriyorum zaten. Bak, biz sonu sonu gazetaya geçeceğiz biliyor musun sen? Ha? Gazeta diyecekler ki, Eşref kızı Fatma kocasını öldürüverdi diyecekler. Basıp edecekler gazeteye. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. Beni de niye tutuyorlarsa burada hala anlamadım. Tabibin sözünden çıkmak yoktur bana. O yar benim yüreğimde yaralar açmış. Ya sen karakola sen geç kalmadın mı Osman Bey? Yok. Komutandan izin aldım abi. Rahat ol sen. Yapma ya. Biz de istirahat ederdik. Ne bileyim. Vallahi iyi dedin ya. Böyle biraz kestirsek mi acaba koltuklarda? İyi olur ha. Şş, biz dedik biz. Sen yanlış fehmettin ha. Ateşin var mı senin ya? Yok yok, iyi. Neydi o? Neydi o? Nereydi? Hep aynı numara, hep aynı numara. Ben özüm bundan geri bu tiyatroya daha fazla müsaade etmeyeceğim Osman Bey. Anladın mı? Şimdi tas ve dahi tarak toplanacak. Buradan böyle viraj alınacak, doğru karakola gidilecek. Nasıl yani ya? Gidiyorsun. Süleyman, Eyüp Bekir balam. Ya olamaz ya. En sonunda bunu yaptın değil mi? Ha? Sen şimdi beni buradan kovuyor musun? Evet kovuyorum. Ne öyle ataş mataş ha? Allah Allah. Ayıp ulan. Senin bu yaptığın ayıp. Tamam, daha fazla mugalata olmayacak Osman Bek, olmayacak. Ve ben bu meselenin bakiyesini senin defterine... Alo. Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı komutanım. Hemen geliyoruz komutanım. Gidiyoruz Süleyman. Gidelim. Keklik ana. Süleyman bir çağırdı seni. Bu kadar kavga gürültünün arasında sana bir geçmiş olsun dileyemedim. Geçmiş olsun. Sen de dikkatli ol, tamam mı? Olur. Thank you.
Süleyman çağırmamış mı keklik ana? Ben özüm onun çağırmadığını zaten bilirim Osman. De haydi. Allah yarıyız, yardımcınız olsun. Sağ ol. Osman hemen harekete geçin. Kuzeydoğu mevki. Yaklaşık 6 kilometrelik bir alanda hareketlilik tespit edilmiş. 3-4 kişilik bir grup ama hareket sürekli. Yerleşim yok. Sarp bir arazi. Konak yayla civarı. Emredersiniz komutanım. Bu bizim uşakla ilgili olabilir Osman. Sinan. Ha Sinan. Yani inşallah öyledir. Vallahi Hüsamettin albayın emri bu. Ona göre yani. Şimdi çıksanız sabaha oradasınız. Hemen çıkıyoruz komutanım. Ha Osman. Esma Hanım nasıl? Esma hamdolsun iyidir komutan. Soranlar sağ olsun. Hadi biz işimize bakalım hadi. Geldik beyler. Ya şu Sinan'ı şöyle vukuatsız alsak da öyle geri dönsek. Ha? Köydeymiş mesela. Ya böyle yolunu kaybetmiş patlatarak çıkıyor karşımıza mesela. Ya da kaçmış öyle köyde kebap yapıyor ha. Ya da bir eve giriyor ev sahibi kuzu kesiyor buna. Ya tam sofraya oturacaklar biz geliyoruz. Ya da Çeliktepe'ye vardığımızda çayını söylemiş, bizi bekliyormuş. Ya da yaralı olarak teröristlerden kaçmış. Ondan sonra çok kan kaybı var, tipiye yakalanıyor. Kanın kokusunu kurtlar alıyor tabii, peşine düşüyor. Tipiden korunmak için de diyor ki bari ateş yakayım diyor. Bir bakıyor, kibriti yok. Kibrit, son kibriti böyle uçurumdan aşağı doğru gitmiş. Ondan sonra da kurtları kovması lazım haliyle. Kurtlar peşinde çünkü, kanın kokusunu almışlar. Bağırıyor, çağırıyor, gürültü yapayım da kurtlar kaçsın diyor. Gürültü yapıyor, bağırıyor. Bu sefer de Sinan'ın üstüne çığ düşüyor. Dosdoğru çığ geliyor. Osman bak. Ha? Şu değişik askerine söyle sussun. Yoksa ben özüm ateş etmek mecburiyetinde kalabilirim. Ya abi sen hakikaten ne kadar şomazlı bir herifsin ya. Evet beyler. İyi düşünelim, iyi olsun. Yalnız... Ya böyle biz intikallerde böyle gide gele ne kadar alıştık değil mi birbirimize? Ya böyle aile gibi olduk. Ya sanki böyle aramızda ast üst ilişkisi yok da sanki böyle kardeş gibiyiz. Böyle ailenin bir parçası gibi değil mi? Ya ne güzel. Ya ben sizlerle çok rahatım ya dağda. Hani böyle çıktığım zaman. Aa, ne güzel be. Ah. Hanginiz yazdı lan o mektubu? Hayvan herifler. İnsan hiç başkasının ağzından bir başkasına mektup yazar mı lan? Ha? Bu çocuk oyuncağı mı zannediyorsunuz siz bunu? Ha? Osman Bek. Oradan birden mantar bitmeye başladı. Bunlardan bir tanesinin Sinan olmadığı kesin. Biz mağarada kalalım Kerkük'te. Adamlar gidiyor. Fener. Evet komutanım. Mahmut, Murat, Kamil'i al. Mağaranın öbür tarafına geç. Emredersiniz komutanım. Beyler, yayılın.
Boş mu şimdi burası? Ya inşallah tüp gaz şekerleğim taşımayız komutanım ya. Göreceğiz Muharrem. Göreceğiz. Hamza. Megafonu ver. Buyurun komutan. İçeridekiler. Jandarma konuşuyor. Etrafınız tamamen sarıldı. 10 saniye içerisinde dışarı çıkmazsanız ateş edilecek. Tekrarlıyorum. 10 saniye içerisinde dışarı çıkmazsanız ateş edilecek. Muharrem telsiz ver. Ay Yıldız 3, Ay Yıldız 2 durum nedir? Ay Yıldız 2 temas sağladık, biri indi diğeri kaçtı. Anlaşıldı. Konumunuzu değiştirmeyin. Tekrar ediyorum. Bütün dikkatinizi mağaraya verin. Anlaşıldı Ay Yıldız 2. Buradayız abi. On saniye fazlasıyla doldu. Ateş! Ateş kes, kes, kes! Çıkmayacaklar. Ya içeride ölmüş olmasınlar? Sanmıyorum be abi. Mağaranın içini bilmiyoruz. Sait neredesin? Sait araçta kaldı komutanım. Roket atar bende. Tamam. Hamza, uçur şurayı. Emredersin komutanım. Komutanım biri var. Komutanım. Hamza dur. Dur! 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 Yalvarıyorum. Ellerinizi kaldırın. Ve dışarı çıkın. Aksi takdirde ateş edilecek. Çıkarın bizi buradan! Çünkü biz iki kişiyiz! Durun ne olur! Yalvarıyorum size! Ne olur vurmayın! Dur! Tuzak mı bu? Dur! Hamza lan, adam ceset gibi oğlum. Ne iş lan bu? Önünüze bakın! Ne yapıyoruz kardeşlik? Hamza. Emret komutanım. Benimle gel. Emredersin komutanım. Bir terslik var bu işte Osman. Bakmadan anlayamayız Kerkükle. Komutanım biz gitseydik. Hamza'nın badisi benim. Hadi Hamza. Hamza, nedir durum? Tuzak bomba yok komutanım. Herif silahsız. Ben zaten ölmüşüm. Hiç olmazsa içeridekini kurtarın siz. İçeride ne var lan? İçeride bir çocuk var. Sivil mi çocuk? Yok. Bizden biri. Eğer yalan söylüyorsan, ilk önce gelir seni öldürürüm. Yok. Yalan söylemiyorum. Toprağımı özledim.
Anamı özledim. Çocuklarımı özledim komutan. Çocuklarımı. Nerede lan bu manyak? İçeri mi girdin lan? Hamza? Bu ne komutanım? Çık dışarı. Çık dışarı! Abi çok pis kokuyor bu herifler ya. Beyler hadi çabuk biraz. Mahmut, Kamil. İlk tur sizde hadi. Ben biliyorum çok güzel makinalı taşırım. Tanerciğim makinalıyı ben alayım. Murat taşsın. Tanerciğim ne lan? Çavuşum oğlum çavuşum. Hadi taş şunu lagaluga yapma. Lagalugalık değil ya. İşte Fatih. Makinalı Murat'ta kaldı. Sen hadi bakalım taşıyor. Ha oldu. Ne oldu? Beyler. Uzaklaşalım buradan. Nasıl bir şeydir ya? He? Sivil tutuklama yapmaktan kendi işimizi yapamıyoruz kardeşim ya. Oho. Söyle bakayım bu dandik ve heyecansız elemanı ne demeye yaptın? He? Yani sana kim dedi bu karşı eylem tarzında bir davranış sergile diye? Ne diyorsun sen ya? Diyor ki, o savaşçının cenazesinde ne işin vardı? Niye ateş ettin? Hedefin neydi ve kimin için yaptın? Ben kendim yaptım. Kimse bir şey söylemedi bana. Öyle mi? Peki bu cesaretini neye borçluyuz? Hiç. Ben yaptım. Ve sen yaramaz sivil. Neden yaptın? Siz katilsiniz. Ve ya bu da uzun anlatacak ha. Ne yapacağız Necla komutan? Biz de kısa keseriz Miro. Ne yapacağım biliyorsun? Yüzünde su toplayan yaraları bununla açacağım. Neden su toplayacak? Çünkü yine çok fena dayak yiyeceksin. Thank you.
Bu da hareketledikleri bunlar mıymış ya? Ben de o çocuk zannettim, iyi mi? Bu da çocuk komutanım. Belki onu da kurtarmışızdır. Neymiş hikaye Osman? Şimdi komutanım, bu yaşlı olan mide kanseriymiş. Bunu mağarada iki kutu ilaç, biraz un, konserveyle falan bırakmışlar. Hastaysa yaşatma. Hep yaptıkları şey. Çocuğun yaşı çok küçük. 14. Belki 14 bile değil yani. O da hasta tabii. Hem de bildiğin veled hastalığı komutan. Ataşlar içinde zavallı. Neyse, Tugay'dan gelecekler. Şimdilik yapacak bir şey yok. Bir sorunumuz daha var beyler. Bir içeri girelim de anlatayım ben size. Sorun derken komutan? Ya siz bir çay için de Osman. Ben anlatayım size. Sait. Adamdan resmen çocuk kokusu geliyordu ya. Resmen. Evet. Geliyordu. Bu nasıl iş abi ya? Bu nasıl iş? Bu böyle bir iş Hamza. Zaten savaş dediğin çürük kokusundan başka nedir ki? Hamza ne oldu? Kustun mu sen? Biz ne olacağız Sait? Bilmiyorum. Biz aklımıza mukayyet olacağız. Benim sadece bildiğim bu. Ya sen kustun mu diyorum ya? Aslında bir şey söyleyeyim mi? Benim de midem biraz kötü olmadı değil ha. Acaba kussam ben de rahatlar mıyım dede ya? Ha? Vadi, Sait. Kime diyorum ben dede? Hamza? Hamza? Neden etkilendi ki bunlar ya? Gel Cengiz, gel. Ya komutanım, siz böyle sorun dediniz de benim aklım takıldı, nedir ya? Aa yok ya. Şey geliyormuş da. Neydi adı başçavuşum? Deli Mevlüt Binbaşı. Ne? Bismillah. Bak bunlar da aynı şeyi yaptı. Yani? Aynen. Cehennem binbaşı. Namı diğer Deli Mevlüt. Vay vay vay. Ya hakikaten bu adam dedikleri kadar şey mi ya? Vallahi demedim sana ne dediler bilmiyorum ama ne dedilerse az dediler, onu biliyorum yani. Ya biz o deliyle en son neredeydik Osman Bek ya? Vallahi koordinatları pek hatırlamıyorum ama ya Türkiye'deydik ya Irak'taydık. Ama yüksek bir yerdeydik yani. Sinan için geliyor. Sinan için mi? Ha, bizzat Yavuz Eral Bey'in emri. İyi girdin işim, daha da tellenmiştin neredeyse. Etrafına serp sövüydür şimdi ha. Gelin Mevlüt Binbaşı. Thank you.
Zul! Koy! Çelik deme karakolu, bir subay, bir az subay, bir uzman çavuş, 15 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Kerkükli. Osman. Ulan siz ne işiniz var ya lan burada? Buradayız komutanım. Ulan çok sevindim ya lan ben bu işe ya. Vay arkadaş ya. Kerkükli gel hele gel. Gel hele. Ya ben bu işe çok sevindim ya. E tabi oğlum biz bizi nerede bulacağız? Hacı Hacı'yı Mekke'de, Hoca Hoca'yı Tekke'de, deli deliyi Dakka'da bulurmuş. Teğmen gel hele gel. Efendim komutanım. Teğmen şanslı adamsın ha. Uçak sefer bataryası gibi adamların var ya. Sağ olun komutanım. Bunlar var ya bunlar. Bunlar aslan parçası aslan. Ne parçası? Full aslan. Sağ olun komutanım. Çok sevindim, çok. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat da dinleyin oğlum, rahat da. Rahat olun. Bakın arkadaşlar, ben şimdi buraya geçici görevle geldim. Ben öyle botun boyasına, halata tırmanana, düdüğü neresine taktığına, hızlı koşana, ona buna bakmam. O işlerle işim olmaz. Ben adamın neyine bakarım? Maçası sıkanına bakarım. Ona da dağda bakarım ha, dağda. Orada belli olur. Bir şehidimizin kardeşi onlar da. Biz gidip o çocuğu oradan alacağız. O çocuğu oradan alıp geri getireceğiz ki o şehidimizin anası, babası bir daha evlat acısı çekmez. Ha! Bununla bitmeyecek. O çocuğu oraya alıp götüren aşağı indirip falakaya yatıracağız. Göreceksiniz. Yatıracağız. Anlaşıldı mı? Evet, siz olun. Duymadım. Evet, siz olun.